gençlerimizin düzenlemiş olduğu Asma Köprü iftar yemeğinin altıncısında aranızdayım. Gerçekten gençlerimiz bu Asma Köprü yemeğini çok iyi bir şekilde organize ediyorlar. Bugün de bir beldemizde bir güzel bir dernek kurdular. Gayet güzel dizayn ettiler. Onun da açılışını yaptık. Ben inanıyorum ki madenindeki gençler birlik ve beraberlik, kardeşlik konusunda Rize'mize örnek bir gençlik olarak hizmet vereceklerdir. Biz de kendilerine elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Hatta kendilerine söyledim. Üniversitelerden hocalarımız dini konuda, milli konularda konferanslar tertip ederlerse hocalarımızın gelişi, gidişi, burada misafir edilişlerine elimizden gelen katkıda bulunuz yeter ki bu konferansları düzenlesinler. Ben gençlerimizi tebrik ediyorum. Ve bu akşam da işte Ramazan'ın sonuna yaklaştığımız bu günlerde altıncısını düzenlemiş oldukları Asma Köprü yemeğine teşriflerinden dolayı bütün vatandaşlarımıza, bütün kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Soracağınız bir konu varsa bilgi verebilirim. Evet gençlik, sayın başkanlar. Biz de sayın belediye başkanımıza bizimle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştıkları için ve yanımıza bulundukları için teşekkür ediyoruz. Biz de yöremizden ve yöremiz dışından da destek veren kurum ve kuruluşlar oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu yıl bildiğiniz gibi 6. sene düzenlediğimiz geleneksel madeni geçtik Asma Köprü iftar yemeği. Bir olaya daha konu oldu. Bu da Gençlik Derneğimizin açılması oldu. Bunu bu yıl Gençlik Derneğimiz adına yapıyoruz. İnşallah Gençlik Derneğimiz adı altında yaptığımızdan dolayı seneye daha kapsamlı ve daha başarılı olacağına inanıyoruz. Ve her sene zaten bildiğiniz gibi çığ gibi büyüyor. Bu bağlamda bizlerin dernek adına da yapmak istedikleri faaliyetler var. Bu faaliyetleri de yine projelendirip beldemizdeki diğer şirketlerle beraber belediyemizden de katkı alarak birlikte bir şeyler yapmanın amacı içerisindeyiz. Bu gururu yaşamak istiyoruz. Birlikte beraber kaynaşma ortamı yaratarak birbirine saygı ve sevginin pekişmesi oluşmasını istiyoruz. Bu şekilde de daha da güzel yarınları yaşamak için bir çalışma başlattık. İnşallah bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Yani tekrar tüm destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Hayırlı olsun, tebrikler. Ben çok kısa isteyeceğim sizden röportaj. Yani bu Asma Köprü üzerine düzenlediğiniz bu iftar yemeğinde neyi amaçlıyorsunuz? Asma Köprü iftar yemeğinde yine birlik ve beraberliği, kaynaşmayı amaçlıyoruz. Burada dışarıya beldemizi tanıtmak. Burada bu sene olduğu gibi Sayın Neyzen arkadaşımız Bülent Aktaş 3. kez üst üste İstanbul'dan her şeyini yani kendi karşılayarak, kendi maddi giderlerini yaparak aramızda bulunuyor 3. kez. Bu tip arkadaşlıklar, dostluklar kuruyoruz. 4.sünde Batmanlı bir arkadaşımızın hala yani dün akşam bile videosunu izledim, gururlandım. Batmanlı bir arkadaşımız burada röportaj vermiş. Ya çok güzel bir şey. Biz yani yalnızca kendi içimizde tabii birleşerek, kaynaşarak dışarıya açılmak, dışarıdaki dostlarımızla, diğer illerdeki ve diğer bölgelerdeki arkadaşlarımızla kaynaşmak içerisindeyiz. İnşallah onları da hatta en kısa zamanda ziyaret edeceğiz. İsim neydi? Rıdvan Servestoğlu, Gençlik Derneği Genel Sekreteri. Bir de ilginç bir konu. Şey yani, Asma Köprü Rize'de yok başka. Var ama yani bizimki gibi düzgün bir Asma Köprü yok. Ve çok ilgi çekti. Hatta bizi taklit etmek isteyip köprü üzerlerine yemekler yaptılar, iftarlar verdiler ama onlar maalesef beton köprü. Bizimki Asma Köprü yani. Ve altından dere akıyor ve şu seste, şu heyecanda yemek yemek bir başka. Sadece bizim açımızdan değil, Türkiye genelinde, dünya genelinde ilgi gördü bu Asma Köprü yemeğe. İlgi gördüğü için de köyümüzün tanıtmasında, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Böyle bir güzel fırsat bulamazdık. Gençler bunu buldular ve değerlendirdiler. Gençlere bu konuda sonsuz teşekkür ediyorum. Bunu gayet birlik beraberlik içerisinde güzel de beceriyorlar. Hakikaten biz her türlü maddi ve manevi yanlarındayız. Yeter ki bu güzellikleri, beldemizin güzelliklerini, şu şirin durumunu
dünyaya tanıtmış olsunlar. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar hoş geldin diyorum. Yalnız beldenizin şu güzel yemyeşil, yeşille mavinin buluştuğu şu güzel toprakları çekin, yayınlayın. Size bunu tavsiye ediyorum. Bizim bir lafımız var, tekrar söylüyorum. Olmasını da gönder. Herkes yani cennete gitmek gönder. İster ama kimse ölmek istemez. Ölmeden cennete girmek isteyen madenliğe gelsin. Çünkü burası bir cennet. Bunu her zaman söylüyoruz. Gerçekten bir cennette yaşıyoruz. Gençlere tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar.